Nil Günlük Hayatlar kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar sağım solum becerikli kaynıyor gerçekten. Ben bu pişir şişir bizde her yerde. Şimdi yengeme geldim. Onlara biraz kuru fasulye getirdim. Hem de Meryem'e telefonumu bırakacağım vlog'u yüklemek için. Bir baktım o kadar güzel değişik bir poğaça yapıyor ki. Bakın burada şimdi yumurta sarılarını sürüyor üzerine. Yapılı halleri bu şekilde. Çiçek gibi yenge. Evet. Papatya sanki. İçine de maydanozlu peynirli harç koymuş. Şunlar maydanozlar yani. Şimdi dedim ki yenge en sonkini ben çekeyim. Öyle telefonumu üst kata çıkartayım. Yüklensin. 2 dakika bekle dedim bunu yaparken. O dedi ki o zaman onu beklerken ben de yumurta sarılarını süreyim dedi. Ama gerçekten çok değişik, çok güzel görünüyor. Ben bunu böyle yarım ay kruvasan şeklini görmüştüm. Ama böyle bu şekilde hiç görmemiştim. Şimdi yengem yaparken size de göstermek istedim. Şimdi yuvarlak hamuru açıyor. Ortadan ikiye kesiyor. Ondan sonra şimdi bunu sararken göstereyim. Diğerini de göstereceğim. Şöyle bakın. Yengemde biraz ışık yetersiz ama flash da açamıyorum. Çünkü pil zayıf. Meryem'de şarjı takacağım. Bakın böyle bu şekilde oluyor. Şimdi bakın böyle ikiye kestiği hamuru peynirli harcı dümdüz koyuyor. Onu katlıyor. Ondan sonra şöyle kesiyor bakın. Kesikler atıyor. Görüntü kötü olabilir biraz. Çünkü telefonumla çekiyorum. Kamerayı yani çekeceğim diye buraya gelmedim ki. Telefonu getirdim. Kuru fasulye getirdim. O yüzden şeyle telefonla başlattım. Vlogu yengemi görünce hemen bunu çekeyim dedim. Şöyle kesiyor. Vallahi kamerada diye düz kesemedi biliyor musunuz? Bir öncekileri nasıl güzel kesiyordu. Böyle katlıyor bakın. Hop katladı. Şimdi böyle çiçek gibi kıvırıyor. Çok güzel oldu bu gerçekten. Ellerine sağlık yengecim. Neyse şimdi yengem devam etsin. Diğer hamurunu çıkardı. Ben de çıkayım Meryem'e telefonu koyayım. Şimdi A101'den şunun metini o kadar çok duydum ki. Şöyle katmer tatlısı. Ben bunu nasıl yapıldığını hiç bilmiyordum. Ama gerçekten 2 tane aldım. Aşırı kolaymış. Bakın tavanızı hafif ısıttıktan sonra katmerinizi tavaya koyun. Katmerin bir toplam 3 dakika kızarıncaya kadar pişirin diyor. Şimdi çam fıstığı buldun mu Sami? Bulamadı. Şeye girmiş, çitlekçiye girmiş. Oradan dedim şam fıstığı da alır mısın gelirken Sonra ama. bana ne gösteriyor bayan biliyor musun? Ne gösterdi? Hani fındık ezmesi gibi var Ha, ya. krema gibi. Krema gibi onu gösteriyor. Ha. Bu arada bundan da böyle karışık çerez almış. Bu çitlekçin çekirdeği de çok güzel. Bu neymiş? Ha, bu da şey. Şöyle fıstık gibi bir şey. Bu da güzel. Bu da Sami ve babamın en sevdiği bay çekirdeği. Burada karışık çerez falan. Neyse. Evet. Şu şeyi açayım. Bir saniye aspiratörü. Yağ koydurmazlar tabii. Baksana Sami. Salındığı gibi nasıl yağ oldu. Bu milföy mü? Baklavalık yufka gibi. Ama bence bayağı yağlı bir şey. O yüzden yağ koymayın diyor. Annem ne diyor biliyor musunuz şu an? Meryem nerede ya telefonu vlog yükleniyor. Nilgün istersen git al diyor yüklenmiş oldu. Saat 9 oldu mu? Aa hemen almam lazım. 9.30 gibi açarım. Şimdi kapak resmini yaparım. Başlığı koyarım. Bu başlık ve kapak resmi de bir başka mesele. Neyse şunu çevireyim ben tek elle yapamayacağım. Buyurun bakalım. Şimdi diğerini tavaya koydum. Bakayım annemin merak ediyorum. Zaten annem onu hayatta yiyemez de. Yani biraz çıtır olmuş sanki. İyi. İyi mi? Yanma sıcak. Ya alınmaya Güzel. değer bir şey mi? Niye? Ama Böyle. çıtır olması lazım güzel. Yani 2 dakika bir tarafını, 1 dakika bir tarafını diyorum asla yalan yani. Ben bir kere 5 dakika bir tarafı, 5 dakika bir tarafı pişirdim. Çok güzel. Yanına dondurma olabilir, kaymak olabilir. Nefis. İkinciyi koydum. Baksanıza ya. Çıkan yağ. Bir de ben azıcık yağ koysam mı diyordum. Ama biri gelince şey yani kurtarıcı bir tatlı. Özellikle bence yazın dondurmayla. Günaydın. Biz çok eğleniyoruz arkadaşlar. Gelsenize buraya. Ay var ya annemle yengemle güne öyle güzel başlıyorsunuz ki anlatamam. İkisi de şey pampişle pompiş mi diyeyim ne diyeyim ben bunlara. Biri Pahalı başörtün de biri kesin. kurabiye yapıyor.
Öteki diyor ki tereyağı koydum diyor, koydum diyorum. Ya ya diyor. Hayır, erittin mi diyor. Erittim diyorum, ya ya diyor. E niye eritmese erittim desin. Ya o çok öyle tarifler yapıyor, uydurmasın da. Ha, o kendi bir kafasından da çok ekler. Yok. Evet. Zinet ablam da ona benzemiş. En son bir kere Zinet ablam yıllar önce kek yapmıştı. Kekin içine Fanta koydu anne. Bakayım dedi, güzel olacak. Fanta koydu, onu hiç unutmuyorum. Şimdi annem kurabiye yapıyor. Anne, bu kurabiye ne kurabiyesi? Bir anlat. Ben de algılayamadım gülmekten. Anne kurabiyesi. Bir bardak bir bardak şeker. Klasik bardaklardan. Bir bardak klasik bardağın yarısında yarısı sulu ya, yarısı eritilmiş tereyağı. Evet. Bir bardak aynı bardakla yoğurt, 3 yumurta. Birinin sarısını ayırdım. Evet. Ondan sonra 2 tane kabartma tozu. Evet. Portakal yoktu. 2 tane mandalini rendeledim. Bu da iyi rendelenmedi vallahi, parçalı oldu ama olsun. Ondan sonra ama işte, olsun. Bir de şey. Suyunu sıktım içine. Evet. Rendeleseydi rendelenirdi. Vallahi rendelenirdi. Anne, yengem onu rendelerdi. Bak rendeyi gör orada. Yengem onu rendelerdi. Yumuşak yapardı. Kabartma tozumuz kalmamış. Onu anlatsana. Yengemden aldık. Yenge diyor, bu Kenton markasını ben sevmiyorum diyor. O da diyor ki iyi iyi koy sen, koy sen diyor. Biraz daha un, evet anneciğim. Koyacağım. Dur. Yavaş yavaş koy. Dur. Herhalde. Bakın dökün. Bakın yeni gelinlere bakın. Kurabiye. Ay, bunlara kanal açayım arkadaşlar. Dün akşam diyorum ki size kanal açacağım. Anne kanal açayım, yeni gelinler mutfakta. Olur mu? Olmaz. Olmaz yengem. Anne? O nasıl olur bak, onu çek. Olmaz, ben her zaman gelemem öyle. Sen mutfağını da çekeceksin o zaman. Evet, tamam. Tamam mı? Ay tamam dediğine bakmayın, asla çekmez. Benim ellerim yaşmış ama. Nerede? Yok, unu. Unu bu. Bak şimdi diyor Zümrüt, ben bir şekil yapacağım, sen onu gör diyor. Merak ediyorum bakayım ne. Yapabilirsin. Eyfel kulesini yapacaksın, ne yapacağım mesela. Dur be, benimki niye aldın? Niye aldın anne yengemin kurabiyesini? Yenge çekemedi, o senin çok harika yapmanı galiba. Oo, şekere batırıyor. Bu arada kahve makinesini açtım da kendimi temizleyeyim. Ne yapıyorsun yengeciğim? Pişi yapmayacağız. Pişi değil. Kurabiye yapıyoruz tatlı. Bıçağı ver, bıçağı ver. Bıçağı vereceğiz. Bir daha söyler misin? Yapamazsam rezil olacağım. Eyvahlar olsun. Olsun, Çince konuşursun, olayı toplarsın. Olur. Yok bu sefer şeyce, neyce? Hinçe. Hayır, dur. Hinçe. Nasıldı kuzu, unuttum. Gül yapacak. Hayır. Yenge susuyorum da sen yapamıyorsun galiba. Panik yapma. Yapmıyorum zaten. Yapıyorsun gibi geldi bana. Bak yenge, ata alan Üsküdar'ı geçti. Bakın şimdi. Bu bir şekil yapana kadar poğaçalar, şey, kurabiyeler bitti. Ne yapıyorsun? Oo yenge, o hayat geçmez böyle. Ay hiç de güzel olmadı be yengeciğim. Bu ne yenge? Sus. Tamam hadi susuyoruz bakalım. Sus sus dedin, sustum yine yapamadın. Bu hamurdan olmuyor, şeyden oluyor. Mayalı. Ne yapıyor şimdi? Oo, bunlar bugün şey anaokulundaki oyun saatinde sanıyorlar kendilerini arkadaşlar. Hamurla şey aktivite. Tamam. Niye böyle hamur biraz bölünüyor anne? Bu şey ya, kurabiye hamuru ya. Böyle tamam, görüntü güzel oluyor ama yemesi bunun kadar lezzetli olmuyor. Evet. Yine anam babamız söylüyor, kurabiye daha güzel. Böyle bir şey mi yapacaktın yenge? Ay anne, onu da beğenmedim. Bu ne, lahana çöreği? Tabii ki olmaz. Öyle. Ben yengene diyorum, öyle böyle yapacağım. Böyle değil Zümrüt, başka türlüydü ama neyse. Şekere bulamadın yengeciğim. Üstüne serp canım, diye her tarafını. Hayır canım, üstüne değil. Ne serpiyorsun yengeciğim, daha pratiği varken. Üstüne serpiyorum işte böyle. Oh, kurabiyelerimiz güzel. Bayağı kabardılar da. Ama anneme diyorum ki, anne vallahi var ya bak, yanmaya başlıyor. Söylüyorum sana, biraz kısayım var, 180 yapayım. Yumurtalı diye sana öyle görünüyor diyor ama bence hiç bunlar yapmadım. Kızardı. Burada da köy sütü geldi. Köy sütü pişirdik. Yengemden tenceresini aldık. Benim böyle süt tencerem yoktu. Yani bu kadar böyle büyük tencerem yoktu. O yüzden yengemden aldık. Sonra
Burada da pırasa. Dün annemler bahçeden kopardılar, tarladan. Babam yani bunların türlü türlü huyları var arkadaşlar. Kaburga etiyle pırasayı severmiş. Ben hayatımda ilk defa yani illa pırasayı kaburga ile güzel olduğunu annemle babam da. Ben etli yemem. O yüzden bize Allah'tan yine sebze bir şeyler var. Çorba, kuru fasulyemizden var. Onlardan var da o yüzden biz onlardan yiyeceğiz. Çıkarttın mı? Hı hı. Şu annemin önü açık. Şöyle çekeyim. Ya ben sana dedim kızardı. Sanki bu kısım daha bir kızarmış ama ya yumurta şuraya fazla geldi diye. Ay çok güzel oldular. Kocaman kocaman. Gerçekten şimdi bunun olmuş. Yanına bir kahve yaparız. Bakayım altını. Çok güzel. Aa, çok güzel. Tam. Ellerinize sağlık. Biz kızken başka bir şey bilmezdik ki. Böyle çeşit pastalar valla. Bundan iki günde bir yapardım böyle. İki günde bir yapardım. Allah Allah. Ben buna hem kabartma tozu koyardım hem de karbonat ben, koyardım. Evet ben karbonatlı olanı çok seviyorum. Çok az karbonat kokusu ona lezzet veriyor. Evet bence de karbonat daha güzel oluyor mu? Yengem koyma dedi. Tarifi böyle yap dedi. O sevmiyor. Annem de koymadı. Ben karbonatlı çok severim. Hava soğuk ama güzel. Yani böyle dışarıda bir hırkayla. Dur bakayım bir doku testi yapalım. Gel bakalım doku testi. Aşçı kanalıyız ya biz. Pırasalar da orada bakın. Tarladan geldiğinde astı oraya görüyor musunuz? İçeride senin. Şuradan. Şimdi alacağız oradan onu. Ay kamera cama değdince nasıl titredi. Ben pırasayı limonlu, havuçlu, bulgurlu, ekşili severim. Hastane yemeği diyor ya. Etsiz yemeği hastane yemeği diyor. Bakayım içine. Aa hani sanki kıyırlı görünüyor böyle kıyır bak, kıyır. İçi gibi. Böyle yumuşak oluyor bunun. Üstü çıtır oluyor. Çok güzel. Çok... Abi çok sıcak verme sakın. Geçen akşam keki de sıcak yedim. Vallahi mideme bir dokundu. Nasıl? Çok güzel. Şimdi böyle yufkalarım vardı. 4-5 gündür dolapta duruyordu. Annem de onlar bozulmasın dedi. Şeyle böyle peynirle difrizin için böyle sarıyor onları. Patateslerden peynirliyi daha çok beğendiniz. Ama de. Gerçekten peynirli çok güzel olmuştu. Ondan sonra kurabiyelerin birazını, ay sinekliği açık bırakmışım yalnız, çok sinek girmiş. Kurabiyelerin birazını böyle şeye koydum, tabağa koydum. Yengemle Meryem'i kahveye çağırdık. Yengem geldi. Meryem daha kahvaltısını yapacaklarmış, yapıp gelecek. Ondan sonra şöyle çekeyim, bizimkilerin önü açık. Mutfak yani, beni bekliyor. Şişir. Aynen, şunları çorbanın içine köpeklere doğradım, şu pişileri. Onları dışarıya köpeklerin kabına koyacağım yesinler diye. Tepsileri, leğenleri, onları hep cifleyeceğim. Şuralar bir... Elden geçecek şimdi. En son size nerede çektim? Evet, Meryemleri, yengemleri kahveye çağırdık. Kurabiyeyle kahve içtik. Sonra bu dünkü mantı hamurundan kalmıştı bu hamurumuz. Annem de onu böyle dolaba koydu. Biraz kıyma çıkarttık. Yani çiğ börek de değil. Anne şöyle etli ekmek tarzı bir şey oluyor. Ama yine çiğ börek gibi kapattı. Böyle yaz şeyde, tencerede pişiriyorum. Ondan sonra çıktıktan sonra iki tarafına da şey yapıyoruz. Çok az yağ sürüyorum böyle azıcık. Yağlıyorum. Bir tanesini yedik bile annemle çok güzel. Ha, evet ablamlara da ne yapsak tabii ki yolluyoruz. Yengemlere, ablamlara. Onlar bize böyle komşuculuk. Bugün yengemle onu konuşuyoruz anne. İzmit'te ya da şehirde oturanlar diyorum ki ne zor. Bir maydanozun bitse en basit. Mecbursun bakkala gideceksin mesela. Burada atıyorum benim bahçemde varsa benden. Yoksa yengemden. İşte herkes birbirinden alıyor. Yani bir komşumdan çok rahat isteyebilirsin. Bir tutam maydanozun var mı? O var mı? Bu var mı? Neyse bunu çıkartacağım şimdi. Şey yapayım. Annemin yaptıklarını göstereyim. Böyle açıyor. Katlıyor. O da burada açmaya devam ediyor. Ah, bu sinekler beni kahretti. Daha kaç tane var? 3, 5, 7, 8 tane var anne. 4 de burada var. 12. Hah, şimdi çıkanıp yağladın mı sen? Hah, ben konuşurken annem yağlamış bile. Bu tarafa da evet bir tane koyabiliriz. Şöyle. Şiş.
mi ya? Oyun. Senin olanları al kızım. Senin olan en iyi var. Bir tane de şey var. 15 saşe buz. Günaydın herkese, hayırlı günler, hayırlı cumalar. İnşallah gönlünüzden geçen her duanın, her güzel şeyin kabul olduğu bir cuma olur sizler için de, bizler için de. İnşallah. Şimdi annem geldi. Baksanıza gelirken bana nasıl güller toplamış. Ben de bunları, bu kuş var ya iki tane. Ah bu kuşlar, ne yapacağımı bilmediğim kuşlar. Kahvaltıya böyle renk katsın diye içine böyle zen içecekleri oluyor ya, en son ondan koymuştum kahvaltıdan. Şimdi de aklıma geldi, dedim ki camın önüne böyle ayaklı cam, bunlar görmeyenleriniz varsa şuradan su dolduruyorum. Böyle iki tane gülleri böyle biraz kestim. Şöyle ikisini buna koydum. Begonvil'imi yine kaldırmadım zaten, onu çok seviyorum. Böyle üç tanesini de buna koydum. Çiçekler benden sizlere gelsin. Şimdi gördüğünüz gibi, ama camlarımı görmeyin. Vallahi 2-3 gün önce sildim. Annem de diyor biraz önce 2-3 gün önce sildin. Yine bak camlar gitti. Boşa uğraştın diyor. Camlar sürekli yağmur yağıyor. Baksanıza biraz önce durdu yağmur. Meryem Toş'tan bir... He? Gece o kadar çok yağdı ki. Aa, gece evet güzel yağdı. Meryem Toş'tan bir hayat belirtisi yok şu an için arkadaşlar. Ya da uyandı. Mesut abi mi uyuyor bilmiyorum. Perdesi kapalı. Şu perde açılmadan Meryem'in uyandığına ben inanamıyorum. Böyle yani camın kenarına koydum. Ne kadar güzel oldu değil mi? Beni gördünüz zaten. Mutfağımı topladım. Odayı toparladım. Çamaşırlarımı katladım. Ondan sonra anneciğim geldi. Annem geldiğinde bu tezgah nasıldı biliyor musunuz biraz önce? Pazara gitti annem. Evet, balık aldı. Eve gitti. Akşama... Evet. Akşama tavuklu mantı çorbası... Yanına da balık pişireceğiz Allah nasip ederse. Ah bunlar. Bu da şey, kızılcık suyu muydu anne? Donmuş. Bunu dondurucuya koymuyoruz. Yok,
Salınsın. Böyle buzlu. Cam da konmaz ki, patlar. Onu getirmiş, salınsın, içeriz diye. Ondan sonra burada da evet evet kızılcık suyu özellikle bağırsak bozulmalarına çok iyi geliyor. İshal gibi durumlarda çok iyi geliyor. Burada da annem bahçesinden böyle kare lahanalar toplamış. Sonra şeyden de almıştı, pazardan da almıştı. Herhalde onları birleştirip ne yaparız bunlarla anne? Karadeniz yemeği yapacağız. Aa, düdüklüsünü getirmiş. Oradan anlamam lazımdı. Burada da sabah Yeşim ablacığımla konuştuk. Yeşimli günler. Biliyorsunuzdur ama yine söyleyeyim. Onunla biraz sohbet ettik böyle ses kaydıyla. Sonra Instagram'da da YouTube'da da gördü annem. YouTube'da gördün değil mi? Hı, evet. Köstebek pastam. Onun için 4 tane yumurta gerekliymiş. Annem dışarı çıkarır mısın dedi. Bak her şeyi yaptım ama kahve makinemi yıkamadım. Şu an gözüme o çarptı. 4 tane yumurta çıkardı. Nilgün Toş yapacakmış. Ondan sonra burada da tavuk etimiz var. Annem gelirken tavuk eti almış. O kaynıyor. Bununla çorba yapacağız. Ondan sonra böyle bir gün. Şimdi biraz sonra kumkuatları gördünüz mü? Bunları da bahçeden toparlamış. Toplamış. Ben de yıkadım, şu plastik şeye koydum. Hadi bakalım şimdi şekerli yumurta çıkacakmışız. Yeşim ablacığıma selam olsun. Başıma iş açtın Yeşim abla. Allah razı olsun. Anneme buradan gösterdin. Tabii Yeşim abla yapınca annem durmaz. Durursa Nilgün'ü durdurmaz. Şimdi pastamızı yapmaya başlayacağız. Önce malzemelerimi buraya koydum. 4 yumurta var. 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2,5 yemek kaşığı kakao, 4 tane muz, vanilya, kabartma tozu, 1 paket damla çikolata, ondan sonra 2 paket krem şanti, un ne kadardı? Bir dakika. 300. Yok. Un ne kadardı? 2 bardak. 2 bardak. Evet, 2 bardak un koyduk. Ondan sonra muzlu puding. Aslında kromeli kullanmış Yeşim abla ama A101'de yoktu kromeli. Kumsal gitti. Muzlu puding almış. Hatta diyor ki anne çok hoşuma gitti, bunları da aldım diyor. Yani bu tarifte yok ama Kumsal'ın eklemesi bu. Sonra evet. Şimdi önce 4 yumurtayla şekeri güzelce çırpacağız. Böyle kabımızda çıkarttık. Başka sonra tarifin ilerleyen aşamalarını yine size göstereceğim inşallah. Yumurtalar zaten oda ısısındaydı. Evet, bu kadar. Burada da annişkom tavuk çorbası yaptı. Tavukları haşladı, didikledi. O mantının kalan şeylerini haşlamıştı. Onları da içine koydu. Ne zaman olacak anneanne? O biraz sonra olur, çabuk. Zaten pişti malzemeleri. Kumsal yapmak istedi. Anne ben yapayım lütfen dedi. Şimdi ben göstereceğim, Kumsal yapacak. Önce 4 yumurtayla şekeri çırpsın bakalım Kumsalcığım ama çekemiyorum. İşte size o yüzden aşama aşama göstereceğim. Şöyle nane de koyalım azıcık. Evet. Neydi? Yumurtayla. Naneye zaten bayılırım çorbaya. Şimdi 4 yumurtayla 1,5 su bardağı şekeri çırpacağız anneciğim. Döküyorum. Aferin Kumsal Hanım, sen pastada mı yapıyorsun? Hadi bakalım. Şimdi güzelce mikseri al, önce bunları çırp bakalım. Evet, ellerini yıka. Yumurtayı değdi ya şimdi anne.
yumurta ve şekeri çırptı. Sonra vanilyasını da ekledi. Biraz onunla da çırptıktan sonra sıvı yağını, sütünü ekledi. Biraz öyle de çırptı. Sonrasında ununu, kakaosunu, başka ne koydum kumsal? Kabartma tuzunu koydu. Şimdi devam ediyor. Bakalım kumsalın pastası nasıl olacak? Biz de heyecanla bekliyoruz. Şimdi borcamı yağlıyor kumsalcığım. Güzel köşeleri köşeleri böyle anneciğim. Her yerini kabaracak ya, bu tarafa da yapışır. Bu arada borcam da seçil toşuna. Benimki kilerdi. Seçilinki de burada elimin altındaydı. Dur dedim onda yapalım. Seçilcim izliyorsan köstebek pasta yemeye gel tatlım. Tamam, kenarları yap aşkım. Şu kenarları. Şimdi karışımımızı dökeceğiz. Ay şöyle. Kalp yapıyor ya. İşin gırgırında olma. İşine bak çabuk. Şimdi bu karışımı dökeceğiz. Bu arada da 180 derecede böyle alt üst ayarda fırınımı da ayarladım. O da ısınsın. Atacağız. Önce kekini pişireceğiz. Biz de bu arada muzlu pudingini ve krem şantisini çırpacağız. Şimdi bu kabı yıkadık. Kumsal krem şantisini yapıyor. Sonra da muzlu pudingini yapacak, pişirecek. Bunların ikisi de soğuk olması gerekiyor. Evet, hadi bakalım. Şimdi krem şantiyi de çırp. Beni kıskandırıyorlar. Ya, ama seni de gelinlerin yapacak. İnşallah dur. Meryem dur bismillah. 18 yaşında bir pasta yiyeceğim kızımın elinden. Çok görmeyin ya. Anne yapar. Niye görmeyin? Yaparsın kankacığım. Yaparım kanka. Biliyorum. Tabii, Meryem'in ikisi tabii kanka. Hadi al şimdi mikser. Merhabalar. Ay merhabalar. Evime civciv girmiş. Civciv çıkacak. Kız ne güzel pijamalar. Sarı sarışına bakın. Ay çok güzel, sıcacık da polar polar. O giyinir ama ben giyemem işte bak buna evde. Meryem çok sever böyle yumuş yumuş kalın şeyler giymeyi çok sever. Annem diyor ki buraya gelmeden önce bunlar yalnızca çok diyor civciv gibi ya diyor, sokağa çıkma istersen. Kız sokak dedi ya. Geçeceğim zaten. Yani bir de bizim aramızda sokak yok yani, aynı bahçe içerisindeyiz. Sokağa yola falan çıkmıyor. Şimdi hadi Hatice tuhafına git ya, dikkat çekiyor ya şimdi. Sarı sarı. Ay ne kadar güzel ama bacağında da şurada göz var. Çok yakışmış. Meryem'cim seni çok görmek istiyorlar. Ay çok evet. En sonki vlogtan. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Çok sağ olun, var olun, sağ olun. Allah razı olsun. Allah Meryem razı ve Fatmenge vlogta istiyoruz. Ben annemi aslında. Öyle, aynen. Ben aslında var ya. Meryem Hanım'ı kandıramıyorum. Diyorum ki çek sen de vlog. Evet, çek tadilatlarım bitti. Çek işte. Ya hani ben o rutine giremem gibi geliyor muhtemelen Nilgün. Yani hani sürekli çekiyorum. Aşkım ben seni görüyorum ya çok gerçekten. Hani, böyle izle ve geç. Şimdi bizler hani izleyici olarak izliyoruz ve geçiyoruz, bitiriyoruz, beğeniyoruz. İstersek yorum yapıyoruz. Ama onun arkasında o kadar çok zahmet var ki. Ben şimdi hani çok yakın olduğum için Nilgün'ü çok iyi anlıyorum. Her anını bizimle paylaşmak yerine sizlere çekmeye çalışıyor. Ya, evet. Onları editliyor. Hani vakit, hani ben ona şu an girebilir miyim onu çok bilemiyorum. Ya şimdi ben vlog çekmek gerçekten. Hani öyle yani izle ve geç hani değil. Ben bildiğim için. Yükleyemiyorsunuz. Ay Allah razı olsun Meryem'in internetinden. Şu ay, an için. Şu an için. Ya gerçi Meryem'in internetin değil. Kendi paketimle yüklüyorum. Ama Meryem'in evinde bir nokta buldum. Ay gazın yanı. O noktayı da işte hani benden emin edebilmek için o kadar uğraştık. Şimdi akşamları ben montaj yapıyorum ya. Diyor ki Meryem bir şey söyle. Meryem bir dur, iki dakika kaldı diyorum. Hani Nilgün o iki dakikan hiç bitmiyor diyor. Hadi bitsin. Bitmiyor şimdi, bir saat iki saat onunla uğraşıyorum. Görüyor ya. Ama ben sana diyorum ki tamam ben de çok sık atmıyorum ama sen haftada bir at. Ya haftada bir tane vlog çok çok keyifli hazırlarsın. Gerçekten haftada bir vlog insan, mesela ben geçen hafta atmadım. Ay o kadar o özledim ki Allah'ım vlog yüklensin, yorum gelsin. Yemin ediyorum içimden çekemem, sabırsızlanıyorum yani yorum gelmesi alıştım için. Hani ben onu ve kendi şeyime çekip konuşamam. Çok yaşa. Hayır konuşursun. Bak ne güzel konuşuyorsun. Ama şu an senle diyalog halindeyim. Hani tek başıma anne bilmiyorum. Hayır birlikte çekeriz ilk vlogları. Ben anneme de diyorum. Annem de o kadar çok insan istiyor ki Allah evet, razı olsun. Evde bak ne diyeceğim. Meryem de geç kalkıyor. Dükkan öyle ya, çekmeye zamanı. Zaman yok. O kadarını çekecek anne. O kadarını. Şöyle benim sürekli rutinim hep aynı Zümrüt teyze. Hani ben çok İzmit'e gittim. Aa, çok farklı ben, şey yapmıyorum. Benim de öyle. Anladın mı? Meryem'cim insanlar da her gün evde yine. Hep ya, ev hanımları ne güzel çekiyor. Tabii ki öyle. Hani neyse dur bakalım belki fikrin değişir bir gün. Civciv pijamalarına günaydın. Vlogumuza hoş geldiniz falan yaparsın. Şimdi keki biraz böyle kaşıkla, sadece o aşamasını annem yaptı. Biraz kaşıkla böyle oydu. Ben yaptım. Şimdi kumsal ıslıyor. Bunu sen yapıyorsun. Pardon.
Şimdi sütle ıslıyor. Böyle güzel yaydır anneciğim. Gezdir böyle kaşığı. Bu arada krem şantiyi de çırptı. Şimdi 3,5 su bardağı sütle muzlu pudingi pişirecek. Hadi bakalım. Son aşama kumsalcığım. Çok güzel kokuyor. Gelince işim çok rahat. Kahvaltıya hazıra geliyorum. Çorbaya yanzar kamerayı açtım. Yengem de geldi diyeceğim. O başladı konuşmaya biliyormuş gibi. Aşk olsun yengeciğim. Burada sen tek başındasın. Meryem şimdi geç kalkıyor. Yoksa Meryem nereye çıkıyordu kahvaltıya? Biz derken kalkınca yengeme sesleniyoruz. Kahvaltıya geliyor. Şimdi çorbadan biraz koydum ama Meryem Toş içmiyor. Civciv. Civciv içmiyor. Tavuklu güzel ama. Çok güzel olmuş ya. Ben de çok beğendim. Annem de bana çanta başladı. El çantası. Böyle. Portföy gibi. Aha portföy gibi. Bak şimdi şu kadarını sık iğne yapıyorum. Burasını da böyle yan. Gene bundan yapacağım. Öyle gideceğim. Hadi bakalım. Bugün başladı. Akşam vlog yüklemeye çalışacağım. Belki çanta biter vlog yükleyene kadar. Hadi bakalım. Kumsal pastayı pudingi pişirmeye başladı. Ay diyor puding en zoruymuş pişmiyor. Bu ne zaman pişecek diyor. Karıştırıyor ya sürekli. Sıkıldı. Diğerleri daha çabuk oldu. Çorbayı beğendin mi? Ne pastasıydı o be? Köstebek. Ha, köstebek güzel. Çok güzel. Yani tavuklu lezzetli olmuş. Şimdi muzlu puding soğudu. Krem şanti zaten dolaptaydı. İçine damla çikolatayı da ekledik muzlu pudinge. Sonra krem şantiyi karıştırdık. Şimdi o böyle kazıdığımız kekin içini bunu dolduruyor. Kumsal şaka maka bitirdin. Evet. Bir üstü kaldı. Hadi bakalım. Ben bu krem şanti kalmadı ama. Biraz daha mı sıyıralım onu? Gidiyor papatya. Dükkana gideceklermiş. Şimdi Mesut abi uyandıracakmış. O biraz yattı dinlenmeye. Ama o evde yokken ben götüreceğim vlogumu koyacağım mutfağa. Ya anahtar zaten kapının üstünde bizim biliyorsun her zaman. Koyacağım. Allah nasip ederse bu akşama yetiştireceğim inşallah. Koy yani koyabilirsin ama dükkana da ayrıca gel. Tamam dükkana da kahve içmeye çağırıyorum. Dümdü teyzeciğim görüşürüz. Komiş görüşürüz hayatım. Elinize sağlık her şey için. Güle güle yine gelin. Hadi kalın hadi. Güle güle yengeciğim. Ellerine sağlık. Yağmur durmuş. Bakın annem pazardan geldi ya lahanaya oraya asmış. Üstüne de bir şey asmış. Ay su mu gelmiş ayakkabılara? Evet, işte bu sıkıntım var benim. Buraya benim acilen babam da diyor ki brandacıyı çağırıp burayı böyle brandayla kapatman lazım diyor. Evet. Böyle annem muzlarını koyuyor. Kumsal da aldığı şu süsle getirsin anneciğim. Heh. Şununla böyle üzerlerini süslüyor. Pastamızın son hali. Böyle oldu. Şimdi dolaba koyacağız. Birkaç saat de olsun tabii. Ondan sonra afiyetle yeriz inşallah. Ablamlara da söyleyeceğim. Akşama çaya gelin diye. Hep birlikte yeriz. Balık yapacağız zaten akşama. Balığı da annem diyor ki küçük tüpte dışarıda kızartayım. Hani ev kokmasın diyor. Herhalde bahçede kızartacağız balığı da. Kamerayı açtım. Elektrikler gitti. Biraz karanlık çekiyorum ama... Şuraya bakar mısınız? Evet kızlar pasta yapar ama annelerin buralar ellerinden öper. Şu karışıklığa hele bir bakın. Bu tezgah boylu boyunca beni bekliyor arkadaşlar. Sadece şurada kahve yaptım. Şu ikisi benim. Onun dışında bak buralara atmış paketleri. Karma karışık. Hadi şimdi bismillah diyelim şuraya bir toplayayım. Şöyle kamerayı şöyle kapatayım bir açtığımda temiz görün. Yapabildim mi? Hayır. Çok güzel yapıyorlar ama onu. Bayılıyorum. Ben nedense yapamıyorum. Çok fazla da böyle montaj programında da çok fazla çekemiyorum, yapamıyorum. Yani böyle değişik gifler, figürler falan koyuyorlar. Ya ona vaktim olmuyor hemen böyle vlog montajlayayım size yetiştireyim diye. Gerçekten onu yapamıyorum. Şimdi bir kahve yapacağım. Çünkü annem dışarıda küçük tüpü aldı. O evinde de öyle küçük tüpü alır. Bahçede balığı kızartır ev kokmasın diye. Ben de dedi küçük tüpüm var mı? Var dedim. Aldı onu dışarıya çıktı orada kızartıyor. Ben bulaşıkların bir kısmını makineye yerleştirdim. Bir kısmını böyle elde yıkadım. Şu tencerelerini makineye koyamıyorum. Bir defa koydum pişman oldum onda da keşke koymasaydım diye. Neyse elde yıkancakları yıkadım. Marullarımı yıkadım. Salata yaptım. Oo derken annem getirdi balıkları. Ellerine sağlık anneciğim.
Ben de böyle marul salatası yaptım. Bir havuç rendeledim. Şimdi soğanı koyacağım. Ondan sonra masamızı hazırlarım. Elektrikler tam zamanında geldi. Yemek vakti. Yoksa mum ışığında yemek yiyecek. Şimdi kahvemi de aldım. Geliyorum. Annem de bu arada namazını kıldı. Biraz önce kameraya... Aa, kapattım yine. Ha, kendini temizliyorum. Biraz önce açtım aslında kamerayı. Namaz kılıyordu annem de. Diyor ki, Sami diyor akşama lahana yapacak. Bak nasıl beni büyük göstersin. Aşkım vallahi yapayım. İleri alıyorum. Ben de sürahi koyarım böyle önüme. Büyük görünüyormuş. Sami lahana yemeği etli yemiyor. Şimdi çoğu insan da lahanayı etli sever yani. Biz Sami'yi sevmiyoruz. Ondan sonra diyor ki Sami... Valla bana etsiz lahana ile pırasa... Hastane yemeği diyor. Kuru fasulye hiç aramam. Sen beni hep kendinden büyük gösteresin diye yapıyorsun. Anne. Ondan sonra kuru fasulyeyi et aramam ama nohutla, pırasayı, lahanayı valla o lahana çöpe atılır. İllaki ye kıyma ye et olacak. Nohutta da et aramam da böyle etli kemik veya sade kemik bile olsa severim yani. Ama ne bileyim. Şimdi biz onu etli yemiyoruz diye selam vermiş namazda düşündün ama anne onu değil mi? Ne kadar günah namaza kendini zaten versene. Zaten her şey namazda düşünülüyor. Aa, hiç düşünülmez hani. Namazda selam verdi. Yani sürekli kafası çalışır mı bir insanın? Mesela Atatürk beyni derler bazı insanlara. Atatürk'ün beyni böyle hiç durmadan çalışırmış. Yani ben sürekli beyninden Atatürk beyni derler öyle beyinleri. Ben de bazen uyumaya çalışıyorum. Diyorum ki aa bak uyuyorum, dalacağım diyorum. Ama hala diyorum ki yarın şunu yapacağım, şöyle yapacağım. Böyle. Hala düşünüyorum yani. Anne yağmur yağıyor. Ondan sonra diyor ki selam vermiş. Sami'ye diyor tulum peynirli makarna yapmaya karar verdim diyor. Lahana yemiyor ya etli diyor. Yemiyor. Etli yemiyor. Yani lahana yeriz de. Yani. Şimdi ben de o lahanadan yemeyeceğim ama ben sorun etmem. Yani ben ne olsa şimdi yerim orada. Bu arada da sabah kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra kahvenin içtik. Nilgün ortalığı bir güzel topluyor. Ben bir batırıyorum ama. Sonra başının satıcı geçti oradan. Anlatacağım şimdi. Sonra annemler Uğur abi sinemayı. Yani benim bu evimi daha önce de söyledim ya, ben şu an aslında sinemadayım yani. Sinema olarak sinema. Şu an sahnesindeyim. Benim yarısı kadar da tabii ki ablamın hakkı olduğu için orası ama hala depo. Ablamın evi var zaten köyde iki tane. O orası onun tabii ki. Olsun belki şu çocuğu an, yapar. He, şey evet yapar. İleride biri yapar diye. Şimdi yarısı yani bu duvarın arkası babamın malları duruyor o sinemanın yarısında. Çimento, kumaş boru, şimdi, işte her şey yani. Uğur abi de orayı toplamaya gelmiş bugün. Annem dedi ki ben gidiyorum azıcık Uğur abine dedi yardıma dedi. Anne senin yapacağın iş mi o dedim. Pimaş boruları bilmem ne dedi. Neyse anlatacağım lafım kesme. Ondan sonra gitti. Bir saat yoklar. Ben şimdi tabii robot çalıştırdım. Yerlere hiçbir şey yapmadım. Tezgahları domestosladım. Aygazımı yağ çözledim falan. Böyle bir tertemiz yaptım burayı. Annem de orada sinemanın orada Uğur abiye yardım ederken şey geçmiş. Satıcı geçmiş böyle sebze satan beyefendi geçmiş. Annem bir geldi tabii oradan. Bakın tezgaha, bu tezgahta bir şey göremezdiniz. Domates, armut, portakal, soğan. Tuzu nereden aldın? Tuz da mı satıyor? Tuz da satıyor, her şeyi satıyor. Aa, tuz da satıyor. Makarna, her şeyi satıyor. Ondan sonra geldi, içeri girdi. İnanın nasıl terlemiş. Pırasa aldım. Üzerinde ince bir penye vardı. Şu anki yumuş penyelerden. Kalın sırtım çok. Gelmiş, yüzü kıpkırmızı olmuş. Oh be diyor, kendime geldim diyor. Şimdi burada ona ben iş yaptırmıyorum ya. Sadece bütün gün, yani işe de fırsatı yok gerçi. Bütün gün yemek. Oh be diyor, kendime geldim diyor. Biraz yorulunca diyor, böyle sanki enerjim geldi. Yorulmadım. Hani böyle çalışınca. İş yaptım diye çok sevindim. Sevinmiş. Rahatladım. Daha bir sinema olsa temizlerim valla. Ya sinema değil ama ev verseler temizlerim. Benim zaten var ya. Ben evde eğilip silemediğim için çok üzülüyorum. Evde ben sadece hani herkes tezgah temizliği, ondan sonra ortalık toparlama, makineye yerleştir, indir pindir, yemek benim evet. İşim bu. Hani herkesin deşarj olma şekli farklı. Ben bunu artık kesin eminim yani. Ben mesela temizlikle deşarj oluyorum. Yani ben şimdi evi temizledikçe temizleyesim geliyor. Temizlik anneciğim, temizlik ister benim herkes. Benim evim temiz olunca ne hoşuma gidiyor. Tabii ki gider. Ama şimdi senin deşarj olma şeklin bahçe. İşte bahçe, kışlık hazırlıklar, yemek yapma. Bunlar senin deşarjın. Sen onlarda kendini görmüyorsun ama kaptırıyorsun kendini. Ben de temizlikte. Sen bana diyorsun ya Nilgün, orayı dün süpürdün ya yine siliyorsun. Ben orayı sildikçe
içim rahatlıyor yani, elimde olan bir şey değil. Toz içindeydim. Bir duşa geldi, bat halde geldi. Sonra duşa girdi yukarıda. Şimdi diyor ki beyazladın. Sonra ben size ne diyeceğim? Ben beyazım be. Sen çok fazla beyazsın, ben esmerim. Ben zayıfım, ben beyazım. Şimdi size ne diyeceğim? Kamerayı niye açtım biliyor musunuz? Kahve yaptım. Dedim ki kahveyi çalıştırdım. Ya dedim neden dedim böyle bazı kanallar izliyorum. Ve izlediğim insanlar da çok hoşuma gidiyor. Böyle sohbet ediyorlar. Kahvelerini alıyorlar. Biraz dertleşiyorlar. Niye dedim böyle bir şey ben yapmıyorum. Ben hep böyle vlog hani daha dolu olsun diye bir şey. Yani çok dolu değil tabii ki vloglarım. Hani ben profesyonelim demiyorum. Ama işte onu da çekeyim. Buraya çekeyim. Biraz da sohbet et Nilgün. Niye etmiyorsun dedim. Yani gerçekten bu konuda eksiğim değil mi anne? Hiç. Evet. Hiç. Bir de çok şey yani yoğun anlatıyorsun. Nefes nefese gidiyorsun. Sıkacağım diye aşkım. Benim tarzım o. Hayır canım sıkacağım. Niye sıkacaksın Allah'ım? Evet yavaş konuşmak istiyorum. Konuşamıyorum. Çiçeğini göstersen Allah'ım. Şimdi nereden göstereceğim onu da. Çok güzel. Benim sarmaşığımın şöyle aklımdayken göstereyim mi? Ablamda şöyle hali vardı. O farklı bir cins diyor ama benimkinin daha kalın yaprakları. Nilgün onlar farklı cinsler bence diyor. Ben bakıyor, bundan çoğalttık diye biliyorum. Yeni de büyük saksın. Saksım büyük diye öyle oldu değil mi? Benim böyle yaprakları kalın kalın ve saksın içi dop dolu. Bak şu saksıdan bu arada gösteremiyorum. Buna da alacağım şimdi Trendyol'dan sipariş vereceğim. Baksanıza ablamınkine saç gibi. Ne kadar güzel. Tam burası için. Geçici verdi sandım. Dedim ki ben saksını değiştireyim sana öyle veririm dedim. Aa, saçmalama dedi ben onu sana verdim dedi. Şöyle göstereyim mi? Yeşillik eşliğinde mi konuşalım? Heh, böyle daha güzel oldu değil mi? Hem annem daha geniş mi göründü? Daha iyi oldu. Ben zayıf görüneyim, muhacık geniş görünsün. Ondan sonra geçen gün mesela Instagram'dan bu konuya da değineceğim. İşte iki kişi yazmış. Biri YouTube'dan, biri Instagram'dan yazmış. İşte Nilgün Hanım dükkana niye gitmiyorsunuz diye. Şimdi birincisi 18 yıldır bu işi yapıyorum. 18 yıldır. Ben bu yıl ve geçen yıl kadar hiç bu işi asmadım. Annem de biliyor yani. Hiç gitmediğim hiç olmadı. E artık ben de yoruluyorum. 17-18 yıldır sürekli her sabah aynı düzen. Git dükkana, gel eve, evde iş yap. E evde rahat bir tip olsam, hani geldiğimde dağınık da olsa, boşver, dinlensem öyle bir tip de değilim. O yüzden böyle birazcık şeyim ya, böyle bu konuda yorgunum. E zaten geçmişte de yani, şimdi yalnız olduğum dönemlerde de böyle bir koşturma, stresteydim. Ya azıcık da böyle bir rahatsa böyle bir tık daha rahata tam kavuşmuş değiliz. Yine hamdolsun ama daha eksiklerimiz var, yapmamız gereken şeyler var. Ama yine de böyle evim yeni diye böyle bir tadını çıkarasım geliyor, evde durasım geliyor. Aslında farkındayım, dükkanı boşluyorum ama Instagram yine bende. Yani Instagram'a yine gün içinde annem de bütün gün görüyor mesela. Instagram'dan cevap veriyorum, ürünlerin kargolarını buradan hep ben yönetiyorum onu yani. Ona bakıyorum ama dükkana inşallah bir karlar yağsın. Yine giderim, arada da yine giderim de. Şuradan var mı şu, var. Karlar bir geçsin. Bugün bir kar soğuğu var. Anlatamam size. Gerçekten hem rüzgar hem soğuk. Bizler böyle, sizler ne işler yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, nasıl geçiriyorsunuz vaktinizi? Biraz önce bir sene ablamla konuştum. Beni Nilgün burada tutsak etti. Kaldım buralarda. Aa, gidemiyorum size eve. Hayır gidemezsin anneciğim. Çok soğuk. Size yeni pijamamı göstereyim mi? Annem beğenmedi biliyor musunuz? O ne öyle diyor. Şimdi bir şey söyleyecektim söylemeyeyim. Bir saniye yapacağız. Öyle dedi bunu biliyor musunuz? O ne diyor? Ya böyle ıslak kadife deniyor sanırım. Böyle burada bizim Esma var ya hani tuhafiyesi olan. Ondan aldım. Çok güzel ama. Ben böyle kalın kadifeleri sevmiyorum. Biraz daha böyle şey yani ince böyle bu bile. Severim, bu bile çok sıcak. Ama evim çok sıcak oluyor. Gerçekten sıcacık oluyor ve 40'ta 40 45 40 o aralarda yakıyoruz hep. Gerçekten güzel yani. Ben böyle yeni bina diye çok ısınmaz diye düşünüyordum. Arkada değil mi? Ha bir bana yaptığını mı? Evet, annem bana portföyü yaptı. Bu arada size çok komik bir şey anlatacağım. Şimdi mükemmel Zümrüt teyzeniz var ya, sizin mükemmel Zümrüt teyzeniz. Dün ne yaptırdı bana? Şimdi pastayı, Yeşim ablanın pastasını kumsal yapıyordu biliyorsunuz. Şimdi ben malzemeleri hazırladım. Kumsal yaparken onu çektim. Ondan sonra tam kekin kazıma esnasında böyle annem kazıdı. Size de söyledim mi bilmiyorum. Kekin için annem kazıdı. Ben de orada Meryem'le yengem geldi.
kahve yapıyorum onlara. Dedim ki bir yandan çekiyorum onları ama bir yandan da kahve yapıyorum. Anneciğim dedim, köstebek pastanın amacı içine muz doldurmaktır. Yani o yüzden kazırsın onu, üstüne koyarsın. Şimdi annem onu yıllar önce yapmış, unutmuş. O kadar tarif var ki o beyinde, iyi yani, o kadarını biliyorsun. Muz çok pahalı, ondan koymadım. Ne? Şaka diyorum ben, unuttum. Muz çok pahalı diyor, ondan az koydum ya. Dedim ki içine muz döşemeniz lazım. Hayır diyor, Yeşim'de izledim diyor. Sadece üzerine koyuyor. Ama koyayım. Orasını göstermedi Yeşim. Bak anne, evet göstermemiş, ben de izledim vlogunu. Ama onu tahmin edersin. Öpüyorum yani. Öpüyorum buradan Yeşim ablanın söylemesine kızım. Gerek yok. Ondan sonra dedim ki içine muz döşeceksin. Hayır diyor, muz döşenmiyor ona diyor. Neyse iyi peki dedim. Hiç Yeşim döşemedi dedim. Evet. Ondan sonra ben alayım bakayım dedim, izleyeyim. Aa, Yeşim ablanın storiesinde içinde muz var. Gördün mü anne dedim, köstebek pastanın amacı bu. Ne bileyim ben onu diyor, yıllar önce yaptım unuttum diyor. Yeşim de diyor göstermeyeceğiz ama Yeşim abla haklı. Şimdi köstebek pastayı zaten kadın demiş ki 4-5 muz var, koyuyorum demiş. Onu akıl etsene. Senin üzerine doğradın 2 muz. Yengen de bayıldı mı benim? Sonra işte akşam yengeme götürdüm. Meryemlere verdim. Ablamlara yolladım. Ablamlara gitti annemler bir yarım saat, bir saat kahve içmeye. Giderken de diyorum ki çabuk gelin, yuvanıza çabuk dönün diyorum. Ondan sonra hatta Sami aradı siz yokken. Yoldayım, geliyorum, ne yapıyorsunuz dedi. Dedim ki iyi dedim, gitti dedim annemle babam dedim ama mahsus dedim. Gitti annemle babam dedim. Bak şimdi diyor beni gece gece katil yapacaklar diyor. Neredeler diyor mahsus. Dedim ablamdılar, gelecekler. Ondan sonra işte Fatma yengem çok beğenmiş ki yengem tatlı sevmez. Diyor ki ay bugün diyor Yeşim kızıma diyor selam söyle benden diyor. Çok güzel bir tarif vermiş diyor. Kumsalla da siz çok güzel yapmışsınız diyor. Ben tatlı sevmem diyor. Bayağı da büyük bir dilim vermiştim. Anında diyor dilimi bitirdim. O kadar sevdim, o kadar lezzetli diyor. Bugün o da şimdi biraz önce aradım. Ama diyor muzlu puding yokmuş dayının dükkanda diyor. Vanilyalı aldım. Dedim yapacak bir şey yok. Vanilyalıyla yap. Bugün o da yapıyor yani. Mesut abimler çok beğenmiş Meryemler. O yüzden diyor ben de bugün diyor hiçbir iş yapmadan o pastayı yapacağım ilk önce diyor. Sen ne yapıyorsun şimdi? Kalktı yine dolanıyor. Hani iplerin hepsini bir poşete koydum aşkım. Ha, size şeyi göstereyim. Tabii buna fermuar konacak. Baksanıza nasıl güzel kuzgun bir kahverengiden. Oradan belli oluyor mu? Var da öyle ipleri. Ben hemen böyle portföy gibi istedim. Şöyle tutmaya istedim. Ben bir gün size ne yapayım biliyor musunuz? İstiyorsanız. Annemin bana ördüğü bütün çantaları ben bir hurça aldım. Böyle sandık çıkar gibi. Çıkar etti şimdi. Şimdi olmaz. Vlogum çok uzadı aşkım. Ama yarınki vlogda istiyorsanız yazın. Annemin ördüğü bütün çantaları size o şeyde bir hurç. Böyle üst üste koydum. Örülü örülü. Bir sürü var. Onları da gösteririm size. Sonra çeyizine kursta yaptıklarını da göster. Onları gösterdim. Hayır. Hayır. Yukarıki evde gösterdim. Orkidelinin akışlarını gösterdim. Hepsini gösterdim. Kırk yamaları hiç göstermedim. Onları bilmiyorum. Bir de ben bugün aklıma ne geldi? Benim vlogumda görmek istediğiniz şeyler daha çok ne? Bak, annem biliyorum. Annemi kesin yazacaksın. Sen bıktılar artık. Hayır, hiç bıkmadılar. Allah razı olsun. Vlogumda mesela işte Nilgün bahçede daha çok çek. Nilgün bir yemek yaparken daha çok çek. Temizlik yaparken daha çok çek. Çünkü biliyorum hepiniz kanalımın daha büyümesini bak, istiyorsunuz. Bak temizlik yaparken çek. Neden çek biliyor musun? Ben şimdi motive işlerimi olayım. Bitiriyorum, toparlıyorum, Yeşim'i seyrediyorum. Şimdi Yeşim kalkıyor silmeye. Evet. Bir merak geliyor içimden. Dur diyorum öbür odayı silme dedim, iki gündür diyorum. Aha kalkıyorum, seyrettiğim gibi temizlik yapma. Evet, o bana da oluyor. Yeşim abla izleyince oluyor. Niger Aras, Yeşimli Günler zaten biliyorsunuz. Niger Aras arkadaşım, onu da o da böyle hiç durmaz. Pır 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 bütün gün ayakta. Onu da izleyince öyle motive oluyorum. Yani temizlik videosu biraz niye çok çekmiyorum ama çekerim isterseniz yani. Öyle sıkıntıya gelemeyecek bir insan değilim. Sadece temizlikte çok eğilip kalkılıyor. Şimdi tamam genel bayanlar izliyor ama erkek izleyenler de var. Yani daha dikkatli olmam gerekiyor. İşte önden önün açılıyor. Eğiliyorsun yer silmeye kalkmaya. Temizlik videosunun bir tık o böyle zor oluyor. Ama olsun, onu da yine çekerim yani. Çünkü biliyorum hepiniz diyorsunuz ki sürekli bu kanal işte 50 bin olmalı. Geçen gün yorum gelmiş. Bu kanal 100 bin olmalı. Allah razı olsun. Hani biz de... Ay 10 bin olsam şimdi çok sevineceğim. Evet 10 bin. 10 bin şu an ben de canım istiyor ama. İstiyor.
istiyor. İnsanoğlu doyumsuz. Niye böyle bizim abonelerimiz var? Gerçi abi, doyumsuz da çok değiliz. Bu sabah yengem de kahvaltıdaydı, kahve içiyoruz. Diyorum ki hamdolsun Allah'ıma, arabamız var, evimiz var. Hani öyle diğer insanlar gibi bir evim daha olsun diyen insanlar var. İki evim, üç ama evim. Ha tabii ki güzel bir şey. Yapabilen için çok güzel bir şey. Yani iki evim, üç evim olsun. Kim istemez? Çocuğunun hayatını garantilemiş hissedersin. Yine istersin yani. Ama ben böyle büyük hırslarım yok. Şimdi bana diyorum yenge, Allah sağlık versin, bana bu küçücük dünyam yeter yani. Dükkanıma gideyim, geleyim. Bahçemde, evimde, Allah karavanımda. Allah bugünden aşağı düşürmesin. Amin. Herkes, Rabbim birini bin etsin inşallah. Allah kimsenin kesesinin dibini göstermesin. Amin. Birini bin etsin deyince. Sağlıkla inşallah. Sami de diyor ki, ah Nilgün bana diyor o duayı eden teyzeyi bir yakalarsan diyor. Niye diyor? Bana diyor kim acaba tuttuğun altın olsun dedi diyor. Şimdi Sami gün içinde belki 50 tane altın alıyor, tutuyor, tamir yapıyor ama geri veriyor. Diyor ki yani bu duayı bana hangi teyze etti tuttuğun altın olsun diye diyor. Tuttuğum altın ama benim değil diyor yani. Gün içinde sürekli veriyor ya. Aklıma o geliyor dua edince. Şimdi yengem de aradı. Biraz sonra o da kekini pişirmek üzeredir. Bizi çağırdı. Kekin içinde de böyle annen göstersin bana oymayı dedi. Pastasının üzerine. Size orada da gidersem şimdi çekerim. Kameramı da şarja koyayım. Biraz şarj olsun. Böyle yani gece çamaşır yıkamıştım. Üst kata astım yine o merdivenin oraya. Şuraya ha, astım geçen gün. Nasıl şey yapardık rahatsız ama. Etti görüntüsü. Aman yaklı pasta. Ay vallahi benim anne yüzüm bakar mısın? Yani bu bir gerçek. Yüzüm burada bildiğin senin pişirdiğin bazlamalar gibi. Ay gerçekten anne. Allah'ım yani. Aa, vallahi bildiğin benimki bazlama yani. De... Hemen kes içine tereyağı sür ye yani. Benimki döndürme. Ay seninki yani 100 kiloya göre senin suratın gerçekten ince. Ablamın da öyle. Ya ben zaten 100 kilo değilim ki. 99, 100 kilo olsan yüzüm öyle görmüş. Tabii ben. O zaman sen 120. Yani 72 kiloyum. Bu sabah tartıldım ama yüze bakın arkadaşlar ya. Öyle işte. Ne? Ay 16 dakikadır konuşuyoruz. Konuşalım diyorum da bu sefer de çok konuşuyoruz yani. Olsun. Her gün şöyle 4-5 dakika konuşayım değil mi? Bir de bu sohbet videosu ekleyeyim mi her günkü vloguma? Mesela şimdi ben gün içinde çekiyorum ya. Vlogum çok dolmamış oluyor. Ama biraz da sohbet etsem sizlerle o vlog her gün dolar. Yani siz ne diyorsunuz? Bak bu arada ben Atalan Üsküdar'a geçti. Ben kahve içiyorum, o çantaya bile başladı. Çanta bitecek şimdi. Neyse. Biz kaçalım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, mutlu kalın. İnşallah Rabbim hepinizin evinden huzuru, sağlığı, bereketi eksik etmesin. Hepiniz böyle gönlünüzden geçen her şeye kavuşun. Seyretmekle kalın, yorumlarla kalın. Evet, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Zaten kanalım büyük değil. Çok izlenmiyorum ama çok yorumum geliyor. Ben de onunla böbürleniyorum. Canlarım güzellerim. Allah razı olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın. Bugün günlerden cumartesi. Bu akşama inşallah yetiştireceğim vlogumu. Sizi çok ama çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Allah siz razı benim olsun. Ailem oldunuz. Böyle açıp mesela arkadaşımla sohbet eder gibi ediyorum. Herkesi o kadar görmek isterim ki. Evet. Gerçekten ben de çok isterim. Yarın bir sene abla geliyor bana. Misafirim olacak ama tembih üstüne tembih. Anneciğin sakın bir şey yapmasın. Hemen bir kahve içip döneceğiz deyip duruyor. Ay vallahi biri bana küsmüştü ama ismini şimdi akıl edemiyorum. Seher Hanım. Seher Hanım. Seher Hanım'a çok selamlar. Çok öpüyorum Seher'cim. Vallahi yani kesinlikle hepinizin isimleri, yorum yazanların herkesin ismi normalde aklıma hep geliyor ama böyle açınca kilitleniyorum. Gerçekten zor. Şimdi Meryem'e bile Resul'e blog çek. Resul'e Göktaş mı resim yollamış? Evet Resul'e mi gördü? Resul'e Göktaş'ın bayanın şeyini, yorumunu seyrederken gözümün önüne gülüyor. Ay çok hoşuma gitti. Keşke herkesi tanısa. İnşallah nasip olur. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Yorumlarda buluşalım. Bol bol yorum yazın olur mu? Kanalımdayım Analiti TV'sin. Hem de böyle sohbet edelim. Çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.